Niko, insanların simalarına aşinaydı. Ve tuhaf alışkanlıklarına rağmen hiçbir zaman onların arasında yabancılık çekmezdi. Kalduga karakoluna adım attığında ise tüm düşünceleri değişecekti. Bu şekilsiz yerleşkeyi Noxuslular denen bir insan kabilesi ormanın dış kesimindeki bir yamacı oyarak inşa etmişti. Gündelik hayatlarını sürdürürlerken bıkkın fakat rahat göründüklerinden Niko onların uzun süredir bu karakolda yaşadığını düşündü. Acaba niyetleri iyi mi diye geçirdi içinden. Onlar da diğer insanlar gibi ekmek arası peynir yiyor muydu? Başka soruları da vardı elbet ama yapıya yaklaşırken ilk aklına gelenler bunlardı. Artık dert tasa filan istemiyorum. Sadece peynir ekmek istiyorum. Gecenin karanlığında gölgelere karışarak giriş kapısına ulaşana dek sessizce ilerledi. Sadece bir muhafız gözcülük yapıyordu. Bu iş çocuk oyuncağıydı. Niko kılık değiştirmeye bayılırdı. Başka bir varlığın şekline bürünmek onun şovmasını yani duygularından ve yakın geçmişine ait hatıralardan oluşan karmaşık bir ağı paylaşmak demekti. Kendi şovmasıyla uzanıp muhafızın bedeninden çok uzaklara yayılan enerjinin sınırını aradı. Ruhu muhafızınkini bulduğunda Niko'nun aklında bir isim yankılandı. Evai. Çölün öte ucundan geliyordu. Daha sonra bir tat renk duyumsadı. Evini kaybetmenin verdiği yanık turuncu acı his hala Evai'nin aklındaydı. Göreviyle ilgili mavi tuzlu bir içerleme de hissetti. Hiçliğin ortasında hiçbir stratejik önemi olmayan bir karakol. Ama gel de komutana anlat. Evai insanının esmer bir teni ve güzel oval gözleri vardı. Güçlü bir kadındı ama gözden çıkarılabilir, sıradan bir asker olduğu için onu pek ciddiye alan yoktu. Etkilenen Niko, Evai'nin şekline bürünmek için Mukalemun'a benzeyen doğal görüntüsünden sıyrılmaya başladı. Bedeni şekil değiştirirken derisinde renkler dans ediyordu. Bu olanlar Niko'yu sadece gıdıklıyordu. Öte yandan Evai'nin başı dönüyordu. Niko, muhafızın bu durumundan faydalanarak kapıdan içeri süzülüp karakolun sessiz koridorlarında gizlice yürümeye koyuldu. Evai! Diye bağırdı tiz bir ses. Görev yerine dön! Göbeği zırhının altından çıkan şişman bir adamdı ve durumu garipsemiş görünüyordu. Büktüğü kolunda kızarmış taffa kökleri ve iki somun çıtır ekmek taşıyordu. Sesler duydum, dedi Niko. Evai'nin sesini elinden geldiğince taklit etmeye çalışarak. Kesin tüy kuyruklardır. Hemen yakalayalım derim. Pişirip güzel bir tüy kuyruk turtası yapar yeriz. Hayır. Niko, o meraklı, sevimli yaratıkları yeme fikrini içine sindiremedi. Yoksa işgalci falan mı gördün? Adamın gözleri fal taşı gibi açıldı. Niko bu kelimenin anlamını bilmiyordu. Bu yüzden umursamadan omuz silkti ve başını evet anlamında salladı. Bu kadar ufak bir hareketin pek sorun çıkarmayacağını düşünmüştü. Yabaniler! Dedi adam. Keşif ekibi göndermiş olabilirler. Ne duruyorsun? Alarm versene. Alarm? Nerede? Aklın yerinde mi Evai? Ben yaparım. Bu iş bitince hekime görün. İri yarı adam yiyeceklerini cebine sıkıştırırken hızlı adımlarla uzaklaştı. Fakat adam ayrılmadan önce Niko kendi ruhundan birkaç kırıntıyı adamınkiyle birleştirivermişti. Onun şeklini ödünç almak için Evai'nin görüntüsünü terk etti ve Ubers'a dönüştü. Ubers! Diye istemsizce bir bağırış koyverdi Ubers'ın şeklindeyken. İsmi söylemesi çok hoşuna gitmişti. Ubers savaşın ön saflarında olmaktan hoşlanmıyordu. Bu yüzden Kalduga'daki bu sakin görevinden oldukça memnundu. İmparatorluk insanlarının çoğu gibi güçlüydü. Niko, küllü, lastik gibi bir sarı hissetti. Adam yabaniler saldıracak diye korkuyordu. Adamı sevse de bu erkekse şovmanın verdiği his onu pek de memnun etmemişti. Çok az Niko'ydu. Daha da önemlisi, Ubers kilerden aşırdıkları elindeyken bir askerle karşılaştığı için huzursuz olmuştu. Yani yakında bir yerlerde yiyecek vardı.
Nico aralarından birinin kileri açıldığından emin olduğu kapılarla dolu bir koridora girdiğinde avludan gelen gürültüleri duydu. İnsanlar kavga eder gibi bağırıyordu. En yakınındaki pencereye giderek dışarıyı izlemeye koyuldu. Gerçek Hubers, gerçek Eva'yı kenara çekmiş azarlıyordu. İşler karışmak üzereydi. Yüksek sesli çanları duyan Hubers kılığındaki Nico irkildi. Koridordaki tüm kapılar aniden açılıverdi. Kıyafetlerini yarım yamalak kuşanmış Noxuslular uykulu gözlerle dışarı hücum etti. Nico kargaşadan sıyrılmaya çalıştı ama kalabalıkla birlikte sürüklenmeye başladı. Kilerden de uzaklaşıyordu. Hubers kılığındaki Nico kendini onlarca silahlı askerin arasında avluda buldu. ''Ne diyorsun sen be?'' Evayne'nin yüzünde hem küstah hem de gergin bir ifade vardı. ''Gece boyunca görev yerimde nöbet tuttum ben.'' ''Kışlanın içindeydin.'' dedi Hubers. İki yanında da asker vardı. Evayne'yi göstererek ''Bu kaçağı hapse atın.'' diye emretti. Tam o an olanlar oldu. Hubers kılığındaki Nico ile göz göze geldi. Komutan da askerlerde çift görmelerinin sebebi uykusuzluk mu henüz çözemeden Nico sislere karışarak başka birinin kılığına büründü. Bu sefer Seda isminde bir savaşçı olmuştu. Kana susamış bir caniydi resmen. Ciyak ciyak bir pembe. Seda avluya alelacele çıktığından botlarını giymeyi unutmuştu. Ama Seda çıplak ayakla dolaşmayı sevdiğinden bu sorun olmamıştı. Böyle gezmek Seda'ya doğduğu memleketinin güneşe doymuş sıcak topraklarını hatırlatıyordu. Çevik, sessiz. Nico, Seda olmanın tadını çıkarırken, gerçek Seda kalabalıktan sıyrılarak kopyasının üstüne çullandı. İki Seda, askerlerin çıkardığı curcunanın orta yerinde birbiriyle dövüşmeye başladı. Kargaşa dindiğinde geriye yalnızca bir Seda kalmıştı. Elbette bu gerçek olandı. Fakat Hubers ona da kelepçe vurdurdu. Seda, iki farklı Hubers olduğunu hatırlattı ve böylece Hubers da zincire vuruldu. Sonra da Eva'yı. Bu keşmekeş bir süre daha devam etti. Kelepçeler takıldı, çıkarıldı, tekrar takıldı, tekrar çıkarıldı. Kimin gerçek olduğundan kimse emin değildi. Kimin kim olmadığını da bilmiyorlardı. Herkes olduğu kişi hakkında yalan söyleyebilir ve aslında başka biri olabilirdi. Karakol komutanı bile olayı çözemiyor, sorunun kaynağını bulamıyordu. Üstelik Nico onun şekline bürünmemişti bile. Komutanın hiç kopyası olmadığı anlaşıldığında şüpheler iyice arttı. Yoksa komutan binada bir canavar mı saklıyordu? Nico herkesin benliğine büründüğünden tek ortak noktalarını keşfetmişti. Komutanı kimse sevmiyordu. Sırlarla dolu, kişiliği zayıf bir adamdı. Çok önemli bir muharebeyi kaybettiği için rütbesi düşürülmüş ve Evayne'nin deyimiyle hiçliğin ortasında hiçbir stratejik önemi olmayan bu karakola gönderilmişti. Herkes komutana cephe aldı ve ilk katledilen o oldu. Ardından işler daha da çığırından çıktı. Askerler bağırışmaya, dövüşmeye ve birbirlerini suçlamaya başladı. Bazıları ruh hemen bir iblisin onlara musallat olduğunu düşünüyordu. Eski toprak bir asker ormandaki bitki canavarının tüyler ürpertici hikayesini anlattı. İnsanları damarlarının yerinde sarmaşıklar olan akılsız kopyalarıyla değiştiriyordu. Suçlamalar, sahtekarı ortaya çıkarmak için eğitimde yaşanmış ufak tefek şeylerle ilgili sorular ve hain nidaları havada uçuşurken Nico birliği yatıştırmaya çalıştı. ''Peki ya'' dedi Tom's yanındaki bir aşçının kılığındaki Nico. ''Canavar değil de daha çok iyi niyetli biri ise... ve birazcık da korkmuşsa ama arkadaş edinmek ve peynirli ekmek yemek ve mutlu olmak istediyse ha?'' O an Kalduga karakolunda bulunan herkes taklitçinin o olduğunu anladı. Kılıçlar çekildi ve katliam başladı. Şafak söktüğünde sadece 4 asker hayattaydı. Önce komutanın cansız bedeninin altında göl olmuş kana, daha sonra da birbirlerine boş gözlerle baktılar. Nico kilere saklanmış onları izliyordu. ''Komutan karakoldan ayrılmamızı istemedi.'' dedi Seda. Bedenin yanında diz çöktü.
ve halkına özgü bir el hareketiyle komutanın ruhunu şad etti. Ya sürgün edileceğiz ya da idam. Yakınlarda açan taffa çiçeklerinin güzel kokusuna rağmen dehşet dolu, ciddi bir sessizlik rüzgar misali aralarına doldu. Hubers doğrularak söze girdi. Komutaya posta yarasası göndereceğiz. Yabaniler Kadulga'yı işgal etti. Karşılarında durabileceğimizi sanmıyoruz ama haşmetli Noxus için canımız pahasına savaşacağız. Yazıp karakolu terk edeceğiz. Cesetleri de olduğu gibi bırakın. Seda, sen kuzeye doğru git. Gurnek doğuya gidecek. Evai batıya ve ben de güneye. Yollarımız kesişirse ölümüne savaşırız. Aranızdan biri kılık değiştirmiş bir canavar sonuçta. Evai, Hubers'a temkinli bir bakış attı. Ya da sen. Askerler bir saat sonra karakoldan ayrıldı. Ne terk ettikleri binaya ne de birbirlerine baktılar. Hepsi kendi yoluna gitti. Kimin aslında kim olduğundan hiç emin değillerdi. İnsanlar gerçekten çok ilginç canlılar diye düşündü Nico.